Ne diyor meclisin duvarında? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu geçerse ne olacak? Egemenlik kayıtsız şartsız bir kişi ne olacak? Siz 80 mi? Milyon bir kişiye teslim edilemez. 80 milyon iradesini bir kişiye teslim eden bir anayasa düzen olamaz. Sağduyu sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partililer. Özellikle onlara sesleniyorum. Özellikle. Partinizi seviyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanını seviyorsanız saygı gösteriyorsanız, Binali Yıldırım Bey'i seviyorsanız saygı gösteriyorsanız, ülkenizin geleceğini düşünüyorsanız sağduyulu davranıp gidelim. Türkiye'yi bir felaketin eşiğine sürüklemeyelim. Türkiye'yi bir kaosun içine sürüklemeyelim. O nedenle sağduyuyla diyorum, sesleniyorum. Her vatandaş ölçüp tarsın. Evet. Yani neden vatandaşların seçtiği parlamentoyu bir kişi kalkıp görev süresi dolmadan bir sabah hiçbir gerekçe göstermeden ben feshediyorum der. Bakın ya, bir partinin genel başkanı hakim tayin ettikten sonra o mahkemede duruşmalar nasıl görülecek? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp bunu anlasın. Benim tayin ettiğim hakim benim rakibim olanın davasına bakacak. Bu adalet midir? Hayır. Bir milletvekili kürsüye çıkıp bir bakana sözlü soru dahi soramayacak. Kaldırıyorlar. Ya niye kaldırıyorsunuz? Onun için ben bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Diyorum ki demokrasinize sahip çıkın. Hangi partiden olursa olsun. Hangi partiden olursa olsun. Şimdi son bir hafta bir psikolojik operasyon yapılıyor. Bunun da biz farkındayız. Nedir o efendim? Psikolojik operasyon şu. İşte evet oyları çok önde. Aman ha. Dolayısıyla hayırcıların sandığa gitmesine gerek yok. Zaten gitsem oy kullansam da kullanmasam da nasıl olsa hayır çıkacak diye bir psikolojik atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Ben bunu 15 gün önce dillendirmiştim. Son bir haftada bu taktik izlenecektir diye. Bu taktik. Medya üzerinden, televizyonlar, gazeteler üzerinden, söylemler üzerinden, araştırma ya da kamuoyu yoklamaları kuruluşları üzerinden öyle bir operasyon yapılacaktır. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bütün vatandaşlarıma. Görüşünüz ne olursa olsun, oyunuzun rengi ne olursa olsun, kahverengi beyaz fark etmiyor. Evet. Mutlaka sandığa gidin, mutlaka. Çocuklarınıza hesap vereceksiniz. Yolsuzluk yapan bakan hakkında gen soru dahi veremeyeceğiz. Hesabını dahi soramayacağız. Özellikle mütedeyyin vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. O sevgili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizin inancınıza, kimliğinize, yaşam tarzınıza sonsuz saygı duyuyorum. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki kul hakkı yemek bizim inancımızda en büyük günahtır. Kul hakkı yiyenlerden ben hesap soramayacağım. Niye soramayacağım? Kul hakkı yiyenler için bir gen soru dahi veremeyeceğim. Bu anayasa değişikliğine göre reddediliyor. Diyelim, 400 başka milletvekili bulduk diyelim. Nerede yargılanacak? Anayasa Mahkemesi'ne. Hakimleri kim tayin ediyor? Ben tayin ediyorum. 15 hakimden 12'sini ben tayin ediyorum. Ve o mahkemede ben yargılanacağım. Ya akıl var, mantık var. Benim tayin ettiğim hakim beni yargılayacak. Ve bana diyecek seni yargıladım, beraat ettirdim ve adalet sağlandı denecek. Buna kim güler? Emin olun kargalar güler. Dünyayı kendimize güldürüyoruz. Ben bu milletin sağduyusuna, ferasetine, demokrasiye bağlılığına güveniyorum. Bu millet kendi ülkesine ateşe atmaz.